Dünya içerisinde binlerce canlı olan gezegen fakat her şeyin sonu olduğu gibi dünyanın da sonu var. O zaman videomuza geçelim. Dünyanın beklenen uzun vadeli geleceği güneşinkine bağlıdır. Bir sonraki aşamada 1,1 milyar yıl sonra güneş parlaklığı %10 artacak ve önümüzdeki dönemde 40 oranında 3,5 milyar yıl. Dünyanın artan yüzey sıcaklığı inorganik karbon döngüsünü hızlandıracak ve karbondioksit konsantrasyonunu bitkiler için ölümcül derecede düşük seviyelere düşürecektir. Bitki örtüsünün olmaması atmosferdeki oksijenin kaybına neden olacak ve hayvan yaşamını imkansız hale getirecektir. Artan parlaklık nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklığı 1,5 milyar yıl içinde 100 santigrat dereceye ulaşabilir ve tüm okyanus suyu buharlaşıp uzaya kaybolacak. Bu da tahmini bir süre içinde kontrolden çıkmış bir sera etkisini tetikleyebilir. 1,6 ila 3 milyar yıl. Güneş sabit olsa bile okyanus ortasındaki sırtlardan çıkan buharın azalması nedeniyle modern okyanuslardaki suyun bir kısmı mantoya doğru inecektir. Modeller, Güneş'in kabaca bir astronomik birime 150 milyon kilometreye yani mevcut yarıçapının yaklaşık 250 katına kadar genişleyeceğini öngörüyor. Bir kırmızı dev olarak güneş kütlesinin kabaca %30'unu kaybedecek. Dolayısıyla yıldız maksimum yarıçapına ulaştığında dünya, gelgit etkileri olmadan güneşten 1,7 astronomik birim, 250 milyon kilometre uzakta bir yörüngeye hareket edecek, aksi halde gelgit etkisiyle güneş atmosferine girip buharlaşabilir. Yani buradan çıkaracağımız sonuç, günümüz yaşamak için çok güzel bir vakit. Bunu değerlendirmelisiniz. Büyük işler bekleyebilir, keza dünyada Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz bay bay.